çocuklar, ne sihirdir ne keramet, kağıt kesmekte marifet diyerek ikinci etkinliğimize başlayacağız. Bugün yapacağımız etkinlikte açılır bir şekilde 3D boyutu veren bir gemi yapacağız. Buna pop-up book diyorlar. Açılır pencere kitaplar gibi düşünün. Normal bir kitap gibi değil de böyle açıldığı zaman insana 3D hissiyat veren kitaplar olacak. Biz kağıt şeklinde yapacağız. İnce şekilde yapacağız. Şimdi birkaç örnek göstereyim ki aklınızda bir şeyler canlansın ve yapacağımız örneği de göstereceğim. Onlardan hareket ederek birlikte bugün açılır pencerede gemi modeli yapacağız. Öyle söyleyelim. İsmini biz uydurduk. Bu terimler tam olarak Türkçe'ye geçmemiş çünkü. Şimdi birkaç örnek göstereceğim. Bu örneklerden bir tanesini de beraber bugün yapacağız. Şöyle hokus pokus der gibi çocuklar. Birkaç kere şöyle açıp kapatayım. Bakın. Şöyle. Burada deniz kenarı bir kumsalı canlandırdım. Burada da yapacağımız geminin resmini keserek yaptım. Yelkenini ya da kendi gövdesini ben yapmadım. Ve arkaya bir manzara ekledim çocuklar. Bir tane daha bir kez daha şöyle yapalım. Ve sıra geldi. Bugün yapacağımız olan gemiye. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Buradan ne yapacağız? Çocuk önce basit bir teknikle açılır penceremizi yapacağız. Daha sonra gemimizi yapacağız. Geminin yelkenini yapacağız. Dalgamızı yapacağız. Ve en sonunda yelkenimizi ekleyerek gemimizi açılır pencereyi monte edeceğiz. Şimdi bunlar için ne gerekiyor? Malzeme listemizi sayalım. Makas, keski, cetvel, çizmek için kalem. Yapıştırıcı, renkli kalemler isterseniz, renkli kağıtlarımız var. Ben iki renk seçtim. Birisini zeminde kullanacağım, birisini kitap kapakları yapacağım. Daha sonra kesmek için de çocuklar böyle bir zemin, mat, kesme matınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Ayrıca şurada kullandığımız çocuk resmi ya da yetişkin resmi oraya ne koymak isterseniz onu kendiniz karar vereceksiniz. Daha sonra şöyle bir şiş kebap çöpü, şişi, tahta, böyle kalem yapabilirsiniz de ağır olur taşımaz arkadaki şey, açılır penceremiz. Yani şuraya ufak bir çubuk, öyle bir şey gerekiyor. Ucu sivri olduğu için ben şiş kebap şişlerini kullanmayı, tahta olanları kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi başlayalım. İlk adımımız, birinci adımımız çocuklar, zeminde kullanacağımız açılır pencerenin olduğu kağıdı katlamak ve kesmek. Şimdi ben bunu istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bir defter, bir kitap kapağı gibi düşünün. Bunu bir kapı gibi düşünün, pencere gibi düşünün. Bunu biraz kalın bir kağıtta tercih edin çocuklar. Fon kartonunda tercih edin. Niçin mavi renk kullandım? Beyaz da kullanabilirdim. Daha koyu bir renk de kullanabilirdim. Mavi, siyah. Hani illa mavi olmak zorunda değil. Ama deniz mavi olduğu için onun için diyeyim, kullandım. Şimdi burada şurayı net bir şekilde katlamamız gerekiyor. Yani tek kat yetmeyecek çocuklar. O yüzden bunu bir de ters çevirip katlayacağız. Bir kere daha yapalım. Şimdi bu zeminimiz bu şekilde hazır oldu. İkinci adım olarak ise çocuklar, açılır penceremizi yapacağız. Bütün kitap bu pencerenin üzerinden hareket edecek. Yani menteşemiz olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden bu adım çok önemli. Şimdi nasıl yaptığıma iyice bakın.
Açılı tenceremizi iki çizgiyi keserek yapacağız. Şimdi bunu ortalayabilirsiniz, kenara koyabilirsiniz, göz kararı yapabilirsiniz. Yani geminizin nerede durmasını istiyorsanız açılır pencereyi oradan yapmanız gerekiyor. Ben şöyle hafif ortalayacağım. Normal büyüklükte. Bir açılır pencere yapacağım. Hani şu şekilde. Bunun boyutlarını çocuklar siz ayarlamanız gerekiyor. Sizin ayarlamanız gerekiyor. Çünkü burada ben kitabı mesela bu şekilde kullandım. Siz daha büyüğünü ya da daha küçüğünü yapabilirsiniz. Hani çok fazla buraya kadar gelmemeniz kaydıyla istediğiniz yerden açılır pencerenizi yapabilirsiniz. Bakalım ne kadar yapıyoruz. Sadece iki tarafın eşit olmasına dikkat edin. Şimdi bu açılır pencereleri keseceğiz çocuklar. Çizdiğimiz kenarlardan. Ben keskiyle kesiyorum. Makas çünkü en dibe girmiyor. Eşit olmuyor. Bana öyle geliyor olabilir. Bilmiyorum. Daha muazzam bir çizgi elde etmek için keserken ben keski kullanıyorum. Makas da kullanabilirsiniz. Problem yok. Şimdi kestik. Kestikten sonra yapacağımız şey bunu katlamak olacak. Üçüncü adımımız bu kestiğimiz çizgileri katlamak. Çocuklar bakın. Aldık, dışarı verdik ya. Bunu iyice bastırıyoruz. Dediğimiz gibi bakın bu açılır bir şekildeydi. Bu da açılır bir şekilde. İyice açılıp kapanabilmesi için iyice bastırmamız gerekiyor. Şimdi bunu yaptık. İlk şeyimiz buradan böyle bastırmaktı. İkincisi ise çocuklar. Açacağız. Bunu içeri iteceğiz. Ve kapatacağız. Ve çocuklar açılır penceremizi ikiye katladıktan sonra iki katlamamızı da yaptıktan sonra penceremiz hazır. Bu şekilde ya da şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şimdi ise gemi yapımımıza geçeceğiz. Çocuklar şimdi gemimizin gövdesini yapacağız ya da kayık bilmiyorum. Yelkenlinin gövdesi artık siz ne derseniz. Ben burada pembe bir rengi kullandım. Ama siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şimdi kullanacağım renk ise buradaki kese kağıdının rengini kullanacağım. Çünkü bunu ben çok sevdim. Üzerine de siyah çizgiler yaptığım zaman daha güzel olacağını düşünüyorum. Bunu da ikiye katlamamın sebebi ise çocuklar tekinin çok ince olması. Bütün gövde hani ona tutturulacağı için, dalgalar da buna tutturulacağı için sıkıntı yaşamamak için ikiye katlıyorum. Şimdi çizeceğim. Gövdeyi keseceğim. Sıra yelken yapımına geldi çocuklar. Yelken yapımında kullanacağım yapıştırıcıyı birazcık daha etkili bir yapıştırıcı seçiyorum. Çünkü çöp şişimizi gemiye tutturmamız kağıt yapıştırıcısıyla pek mümkün değil. Thank you.
dalgaları yapacağız çocuklar. Dalgalarda açık ve koyu iki renk kullanacağım. Burada olduğu gibi üst burada değil, affedersiniz. Şurada kullandığım burada kullandığım tekniği kullanacağım. Açık ve koyu renk dalgalar yapıp üst üste ekleyeceğiz. Dalgalar ve tekniğimiz hazır çocuklar. Şimdi dalga ve tekneyi birleştireceğiz. Şimdi çocuklar yelkenimizi yapıştırmaya geldi sıra. Yapıştıracağımız yeri belirledik ya çocuklar. O birazcık etkili olan yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz. Şöyle sürdük. Birazcık geniş sürüyorum. Çünkü onu kağıtla sabitleyeceğim. Hemen kapatıyorum çünkü çok dökülüyor. Şimdi herhangi ufak bir kağıdı alıyoruz çocuklar. Şu şekilde yapıyorum. Sabitlensin diye. Bunun dolmasını bekliyoruz. Yelkenimi biraz batırdım çocuklar ama görmezlikten gelin. Şimdi can alıcı noktaya geldik. Açılır penceremize gemimizi yapıştıracağız. Yerini ayarlayıp buraya yapıştırıcı sürüp böyle kapatacağız çocuklar. Şimdi hadi onu yapalım. Şimdi sıra çocuk kesiminde. Diğerinde bunun küçüğünü kullanmıştım. Şimdi dergide bunun büyüğünü görünce almaya karar verdim. Burada iki el var görüyorsunuz çocuklar. O iki eli temizledikten sonra oraya kayığı yerleştireceğim ki kayıktan denize ufka bakıyormuş gibi görünecek. Yalnız çocuklar ben bunu keskiyle yapıyorum. Eğer ailenizden birisi yoksa kesinlikle bu tür aletleri tek başınıza kullanmamanız gerekiyor. Makasla da yapabilirsiniz. İnce yerleri siz yapamıyorsanız ailenize yaptırın. Aileniz yapamıyorsa da ya da herhangi birisi yoksa makasla kesmeye devam edin. Hani buralar kalsa da hiçbir problem olmaz. Temizledim. Şu girintilerden kaya tutunuyor şeklinde bir görüntü vereceğim çocuklar. Şöyle. Evet. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Bitti çocuklar. Açılır pencerede basit bir kesmeyle bu şekilde bir kayık, gemi ne derseniz onu yaptık. Arkadan görüntüsü şu şekilde. Bu görüntüyü sevmiyorsanız ya da kapattığınız zaman şuradaki çıkıntı olmasını istiyorsanız herhangi bir fon kartonuyla yine aynı ikiye katlayıp yapıştırabilirsiniz. Diğer pop-up kitaplarımızda da sahil ve hazır gemi şablonu kullandık. İsterseniz onları da yapmamı isterseniz yorum olarak söyleyebilirsiniz. Hepsi aynı mantıkla çalışıyor. Basit bir pencereyle gördüğünüz gibi hoş görünen bir kitap elde ettik. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Thank you.